Bizim insanımız biraz hikayeyi, yaşanmışlıkları seviyor. Kanuni döneminde Kanuni'nin çok hürmet ettiği ve kendisine her konuda danıştığı büyük bir zat vardı, Yahya Efendi. Yahya Efendi'ye devlet meselesiyle alakalı herhangi bir sorunu olduğunda, düşüncesi olduğunda mutlaka danışırdı. Danışmanı gibi. Danışmanı gibi, evet. Manevi danışmanı gibi diyebiliriz. Yahya Efendi'nin de Hızır Aleyhisselam'la konuştuğunu duymuş Kanuni Sultan Süleyman. Ve Yahya Efendi'ye birkaç kere haber gönderiyor. Evet. Madem Hızır Aleyhisselam'la konuşuyorsun, ben de tanışmak istiyorum diyor. Ve bunu manzum hale getirmiş olan, şiir haline getirmiş olan bir şairimizin veyahut eski yaşayan mı bilmiyorum yani sahibini. Sahibine buradan da teşekkür ediyorum böyle güzel bir manzum eseri ortaya koyduğu için. İsterseniz Kanuni ile o Hızır, Kanuni'nin Hızır'la tanışma arzusunu böyle mısralara döken bu şairimizin beyitlerini paylaşsak iyi olur. Tamam, tabii ki dinliyorum. En azından zevkle. Kanuni'nin bu hissiyatına da bu vesileyle şahitlik etmiş oluruz. Kanuni ve Hızır. İstersen mikrofonla söyle. Tamam. Daha iyi olabilir. Alttan da çok böyle bir küçük, bir az olursa, sesli bir müzik gelebilir. Hafif bir müzik. Evet, açık herhalde değil mi mikrofon? Tamam. Evet, açık. Osmanlı Padişahı Kanuni zamanında Yahya Efendi diye vardı ki bir evliya, Sultan Ağabey diye hitap ederdi. Büyük zat olduğunu bilir ve çok severdi. Veli Yahya Efendi Hazreti Hızır ile sık sık görüşür idi Allah'ın izniyle. Padişah bu durumu çok iyi biliyordu, kendisi de Hızır'la görüşmek istiyordu. Çıktı sultan bir gece kayıkla gezintiye, yanaştırıp kayığı bir ara Ortaköy'e, Yahya Efendi'ye de gönderdi ki bir haber, o da gelip bulunsun kendisiyle beraber. Yahya Efendi dahi onun ricası ile gelip bindi kayığa yanında birisiyle. Sultanın parmağında kıymetli yüzük vardı, o kişi dikkatlice o yüzeğe bakardı. İyice fark edince bunu Sultan Süleyman, o kıymetli yüzüğü çıkarıp parmağından dedi ki, siz galiba bunu merak ettiniz, alıp daha yakından bakıp inceleyiniz. O zat aldı yüzüğü, evirip çevirerek atıverdi denize, hem de gülümseyerek. Yahya Efendi hariç kayıkta bulunanlar çok hayret ettiler ki, acaba bu ne yapar? Biraz sonra o kişi inmeyi arzu etti, padişah kayıkçıya kıyıya yanaş dedi. O kişi tam inerken bir avuç su alarak uzattı padişaha göz altından bakarak. Avucundaki o suda attığı yüzük vardı. Padişah bunu görüp hayretten dona kaldı. Tutmak istediyse de o kişinin elinden, lakin o zat bir anda kayboldu göz önünden. Sordu Sultan Süleyman Yahya Efendi'ye ki, ağabey ne oluyor, bu olanlar nedir ki? Efendim gördüğünüz Hızır idi deyince, dedi bunu ne için demedin daha önce? Buyurdu, o kendini tanıttı hükümdarım. Lakin siz tanımakta geç kaldınız hünkârım.